Ne oldu? Nesi var? İntihar. Çabuk olun. Kim yaptı oğlum bunu sana? O köpek mi yaptı? Ulan bir de arkadaş olacaksın ha. Abi inanmıyorum. Kuduz filan olursun lan. Bir hastaneye git. Bunu neden yaptın ha kendine? Oğlum benim. Oğulcuğum. Prensim. 4 milyar efendim. Ne? 4 milyar. Ben pansumandan vazgeçtim aradım. Bir dakika abi. Beyefendi bir yanlışlık olmasın. Osman Yelkenci dedik. Osman Sabancı demedik. Hiçbir yanlışlık yok. Hepsi 4 milyar 85 milyon tutuyor. Yıllardır sen kumar peşinde koşmaktan, baban paraya tapmaktan başka bir şey yapmadın. Yeter. Yeter artık. Bıktım ikinizden. Evleneceklerini açıkladılar. Kim oğlum bu Sibel ya? Sibel. Vay kalk. Ayşe'nin neyini? Aşiretimin kraliçesi. Bu ne? Aşiretimin kraliçesi. Affet beni kraliçem. Değil seni affetmek. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama kraliçem. Lütfen Bülent git artık. Herkesin paraya ihtiyacı var. Olabilir ama benimki acil. Ya vermezsen? Vermezsen anlaşmayı unutursun. Ya verirsen? O zaman sonuna kadar seninleyim. Sonuna kadar? Evet. Al işte sana para. Al. İşte defter o bak. Kaç aylık bizim toplam kira borcumuz ha? 4 aylık yavrum. Öyle mi? 1, 2, 3, 4. Al bakalım sen şunu. Siz? Adam değilsiniz abi. Adam değilsiniz siz. Adam değiliz ha? Değilsiniz tabii. Demek adam değiliz. Al abicim o zaman bu paraları da adam gör. Al da adam gör. Cafer senin için gece şahinini sattı be. Cafer? Gidiyorum. Aferin evlat. Eski formunu kaybetmemişsin. Öyle mi? Pardon. Hadi görüşürüz. Beni çağırmışsın baba. Otur. Kim bu adam? Demek beni gözetliyorsun. Sana bir soru sordum. Kusura bakma ama seni ilgilendirmez baba. Bir daha o adamla görüşmeyeceksin anladın mı? Hayır baba bu defa olmaz. Belki de hayatımda ilk kez mutlu olma şansını yakaladım. Buna sen bile engel olamayacaksın.
Otur yerine. Ağzını açarsan kötü yaparım ha. Kim o? Rüstem abi aç kapıyı, benim Ömer. Ömer? Benim abi, aç. Hayırlı. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Gel seninle bir konuşalım. Buyur. Sen bugün Cafer'den doçu satın almışsın. Evet. Satmaktan vazgeçti abi. Ama nasıl olur Ömer? Şişt. Aslında... Aması maması yok Rüstem abi. Al sen bu paraları. Ha? Anahtarları istiyorum. Tamam, bekle. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamak istiyorum be. Ben de. O bizim kardeşimizdi Cafer. Kardeşten de öteydi, anladın mı? Bizim birbirimiz için yapamayacağımız şey yoktu. Ve o bizi sattı. Bir tane zengin kız uğruna iki kardeşini de sattı. Ulan para, kulan para. İyi dedin be Cafcuf. Bu arada benim adım Cafcuf değil, Cafer, anladın mı? Tamam be Jennifer. Hadi. Nereden geldi o ses? Ne sesi ya? Bir şey attılar. Ne o? Gel de kendin gör. Kimseye ihtiyacım yok. Tek tabanca Ömer. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim. Thank you.
Sibel! Sibel! Eyvah! Ne yapacağım ben şimdi? Civelek, 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 eşittir kelebek, civelek, civelek, civelek. Hatice? Bu evde herkes bir alem. Sibel! Geberteceğim bu hizmetçi. Ya Sibel! Sibel! Ya şu halime bak ya! Sibel! Sibel! Akşamlar. Ömer. Şşş. Senin ne işin var burada? Bu halin ne? Sana sürpriz yapmak istedim. Ama sizin şu aptal hizmetçiyle karşılaşınca da olanlar oldu. Yüzüne ne oldu? Önemli bir şey değil. Yani duvara çarptım. Çok kötü görünüyor ama. Pansuman yapmak lazım. Ya bir de şu ıslak kostümlerden bir an önce kurtulmalıyız. Hayır. Ben iyiyim böyle. Böyle mi duracaksın? Evet. Yani hayır. Ömer sen iyi Sibel misin? Hanım. Evet. Açabilir misiniz? İnanmıyorum ya. Yine bu aptal hizmetçi. Sen banyoya geç. Hem de üstünü çıkar. Ne var Hatice bu saatte? Şey efendim. Demin olanlar için çok özür dilerim. Bunun için mi geldin? Tamam, önemli değil. Babanıza bu konudan bahsetmezseniz çok sevinirim efendim. Hadi git ya. Merak etme. Kimseye bir şey söylemem. Efendim. Siz çok iyi birisiniz. Sağ ol. Ömer çıkabilirsin. Ya ne yapıyorsun? Ya yine ne oldu? Şimdi lütfen arkanı dön ve gözlerini kapat. Çocuk gibisin vallahi. Ya lütfen Sibel. Tamam mı? Tamam. Kapattı mı? Geliyorum bak. Evet. Bak açmak yok. Açma. 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 Tamam açabilirsin. Biliyor musun? Sen çok komik bir adamsın. Biliyor musun? Sen de çok güzelsin. Neyse, ben pansuman için bir şeyler getireyim. Uyumuş. Ser, hadi kızım, hazırlanamadın mı daha? Abini de uyandır, hadi çabuk. Abim yatağında değil anne. Ne? Abim diyorum anne, yatağında değil, yatağı da hala bozulmamış. Gelmemiş mi yani akşam eve? Galiba, bilmem. Allah Allah. Geciktim. Thank you.
en derin gözü göz değil. Hiç sevmiyorum o kadını. Kötü. Bir şey ihtiyacınız var mı? Yavrum bu ne böyle? Tuz yok, bal yok, salam yok, meyve suyu yok, köfte yok. Hiçbir şey yok sofrada. Yumurta da yok. Hadi getir. Ulan şansa bak ya. Ana gözlüğü de unutmuşum. Hatice makine çünkü. Hatice bal getir. Hatice meyve suyu getir. Hatice yumurta getir. Hatice su getir. Hatice gazete al. Hatice kadar başınıza taş düşsün inşallah. Hatice, Hatice. Ben olmasam kim toplayacak bu evi ha? Ha? Pis kokuş. Buradan bir kurtulabilsem. Özgürlük için son 3 saniye. Beyefendi, bakar mısın sen de kimsin? Efendim ben çiçek getirmiştim de. Aa, öyle mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Kimden gelmiş? İsmini açıklamak istemeyen gizli bir hayran sen efendim. Ah ilahi Kenan. Mustafa duymasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Sabah amma adrenalin yüklendim ya. Hadi Zehra çabuk ol kızım. Zehra Hanım, nereye böyle bizi beklemeden? Uyuyorsunuzdur diye düşünüp rahatsız etmek istemedim Kemal Bey. Çıkmadan 2 dakika konuşabilir miyiz acaba? Hay hay tabii. Yoksa kötü bir şey mi var? Yok ya hayır. Gelin siz. Ne oldu Kemal Bey sabah sabah hayırdır? Bankada birikmiş biraz param vardı. Evet. Düşündüm ki Osman'ın hastane masrafları bir hayli tutar. Ben de sabah gidip bankadan parayı çektim. Aman Kemal Bey ne diyeceğimi şaşırdım. Ama Ömer dün akşam bana fazlasıyla para verdi. Yeah. Biliyorsunuz Ömer'in işleri çok iyi bu aralar. Nereden bulmuş parayı acaba? Bir altlar karıştırıyor. Neyse mesele hallolduğuna göre isterseniz çıkalım. Biz gidiyoruz tamam. Anne. Eylül gelmiyor mu Kemal amca? Eylül kendini iyi hissetmiyormuş. Hala yatıyor. Hadi çıkalım biz. Hadi. Alo, Hulusi Bey, konuşmamız lazım. Tamam öğlen gibi, anlaştık. Sibel uyandı mı? Hala uyuyorlar efendim. Tamam kızım. Anne! Anne! Seher! Anne! Anne! Çıkmışlar ya. Ya.
Daha ben onu uyandıracaktım. Ne kız selam sabah yok. Nasılsın Şükriye abla? Aa Eylül. Bu ne güzel sürpriz. Ben de seni düşünüyordum. Beni mi? Hem seni hem de... Aman hadi gel. İki dakika laflarım. İyi. Gel. Anne özür dilerim geciktim. Evet geciktin. Biraz konuşmalıyız. Biraz konuşmalıyız. Anne. Ya özür dilerim. Geciktim. Ne haber lan? Nasıl oldu? Versene bir dakika. Şşş. Oğlum. Osman. Osman. Akşam Ayşe kadın fasulye yapıyorum ben oğluma. Sen çok seversin. Evet abi ya sayende mantı yemekten kurtulacağız valla. Tabii tabii tabii. Artık bu evde mantı olayı tarihe karışıyor. Değil mi anne? Ay oğlum sen neden sabahtan beri şu güneş gözlüğünü takıyorsun? Çıkarsana şunu. Ay içime fenalık geldi evet, valla. Evet abi ya. Şekil kızım bu. İmaj işte Allah Allah. Aman abi ya. Aa, bir yaşıma daha girdim. Ya boş ver ne yapacağım şimdi gözlüğü? Seher. Sen şöyle neşeli bir şeyler söyle bakayım. Ne söyleyeyim ya? Ne bileyim kızım şöyle bir şeyler işte. Zeytinyağına yiyemem aman. Basmada fistan giyemem aman. Basmada fistan giyemem aman. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Kaldım duman içi dağlara. Aa, cep telefonu sesi değil mi bu? Aa, sevgili evet, yarim nereye? Yeni aldım da anne. Pardon. Aa, alo Sibel. Bir saniye bir dakika. Sen tanıyor musun bu Sibel'i? Yo. Uyandırmaya kıyamadım seni. Öyle güzel uyuyordun ki. Ha, bugün. Tamam tabii buluşabiliriz. Akşamüstü. Tamam. Alışveriş mi? Olur tamam. Peki orada buluşuruz. Aa bak bir şey söyleyeceğim. Artık beni bu numaradan her zaman arayabilirsin. Tamam hadi görüşürüz. Ömer. Şş, Kemal amca. Gel seninle şöyle biraz dolaşalım Ömer Bey. Hem sohbet de etmiş oluruz ha. Ben içeride anneme yardım ediyordum. Annen bir şey demez merak etme. Hadi. 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 Bari haber verseydin Kemal amca. Amca yok. Amca bitti artık. Şu andan itibaren karşında komiser Kemal var. Bak, resmi kıyafetliyim gördün mü? Vallahi çok yakışmış. Yürü. Bir saniye. Anne ben biraz çıkıyorum. Peki oğlum. Çıktı. Gördüm. Hadi yürü. Zehra anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Zehra. Hoş geldiniz çocuklar. Annelerin en şahanesi. Hoş geldiniz oğlum. Hoş Osman geldiniz. Koçum. Ne haber? Bak Osman kimler gelmiş. Ne haber Osman kardeş? Keyifler yerinde ha. Var mı bir şeye ihtiyacın? Geçin oturun oğlum ayakta kalmayın. Ya kusura bakma Zehra anne eli boş geldik. Hadi hadi deli deli konuşmayın geçin oturun. Ömer az önce çıktı. He gördük komiser Kemal amca ile gidiyorlardı. Aa Kemal Bey ile mi? He. Evet Zehra anne. He. Osman'ın hastane parasını ödemişsin. Evet ödedim. Peki bu kadar parayı nereden bulduğunu öğrenebilir miyim? Biliyor musunuz ithalat, ihracat... Kes! Bırakma val okumayı. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Acıyor mu? Güzel. Acıyormuş. Evet ne diyordum?
Ben sana şeyi sormuştum. Bu kadar parayı nereden buldun? Sen de bana yalan söylemiştin. Vallahi Kemal amca şey... Amca yok dedim sana. Amca yok. Komiser Kemal diyeceksin. Ya da kısaca komiserim de diyebilirsin. Evet dinliyorum. Vallahi komiserim ithalat yapıyorum. Ama canımı sıkmaya başladın artık. Yine eski işine başladın değil mi? Yetmedi mi aldığın ders? 3 senen boşu boşuna heba oldu gitti. Eğer o zaman Baykuş'u ele verseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Elinde delil varsa tutuklarsın beni. Eğer yol yakınken bu işten vazgeçmezsen maalesef öyle yapmak zorunda kalacağım. İstediğin gibi davranabilirsin. O kadar aptal bir çocuksun ki hala sana yardım etmeye çalıştığımın farkında bile değilsin. Ama bütün bunları senin için yaptığımı sanıyorsan aldanıyorsun. Benim tek üzüldüğüm zavallı annem. Bana bak. Annemi sakın bu işe karıştırma. Bak oğlum, aslında sana yardım etmek istiyorum. Seni yakalayıp hapse atmak hoşuma mı gider sanıyorsun? Daha gençsin. Bir kez daha aynı suçtan hapse düşersen en az 10 yıl verirler sana, 10. O zaman sadece senin değil, annenin sehirinde hayatı kararır. Sanki şimdi yaşadığımız hayat öyle mi? Haklısın. Belki bir süre sonra yine yakalayacaksın beni. Ama bu sefer beni yakaladığın zaman ben çoktan zengin olmuş olacağım. Sonrası da dert değil zaten. O parayla annem, Seher, Osman gül gibi yaşarlar nasıl olsa. Şimdi müsaadenizle komiser Kemal Bey. O benim farkımda bile değil Letafet abla. Çok iyi bilirim ben o duyguyu. Ne yapacağım ben? Dur kız. Kapıp koy verme kendini hemen. Bir yol bulacağız elbet. Nasıl? Bir hoca var. Hoca mı? Bak, sevdiğin adamın ismini veriyorsun. Bir ayda iş tamam. Sen gittin mi bu hocaya? Yok, buna gitmedim. Ama buna gelene kadar... Oho. Sen kimin için yaptırıyorsun büyüğü Letafet abla? Ben de... Tanımazsın. Bir an önce gidelim Letafet abla. Öyle zart diye gidilmez kızım. Önce telefon ediyorsun, randevu alıyorsun. Anca sonra. Bence şirketlerimizin birleşmesiyle çocuklarımızın evliliklerini ayrı ayrı düşünmeliyiz. Mümkün değil bu. Sen akıllı bir adamsın Hulusi Bey. Milyar dolarlık bir işi sadece bu yüzden riske atmak... Bilirsin bu mesele... Benim rahmetli hatunun vasiyetidir. Bunu seninle defalarca konuşmuşak, anlaşmışak. İstersen ortaklığı 50-50 değil, %51 sen, %49 biz şeklinde yapalım. Kontrol senin şirkette olsun. Normalde bu teklife hayır demem. Ama bu meselede esnek olmamız mümkün değildir. Teknoloji ilerliyor. Seninse makinelerin eski. Yatırım yapmazsan piyasada dayanamazsan. Ama paran yoktur. Her şeyin ipoteklidir. Akıllı ol. Kızını ikna et, dünür olalım. Bizim hatun da mezarında rahat etsin. Olay budur.
şuna bak. Aa! Ne olacak bizim bu halimiz? Bilmem. Ama ben şu anda çok mutluyum. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Hiçbir şey düşünmeden sadece bu anı yaşamak ne kadar büyük bir lüks. Neden böyle dedin? Hiç sen bakma bana, boş ver ya. Eyvah! Saat 3'te davam vardı. Ya yarım saat kalmış. Ya hemen çıkalım o zaman, yetişiriz. Hadi. Unutma. Haftaya bugün gidiyoruz. Hiç unutur muyum Metafet abla? Yalnız bakalım para işini nasıl halledeceğim. Bul artık bir formül. Sen merak etme, bulacağım. Bak göreceksin. Ömer nasıl peşinde kuyruk olacak. Hadi görüşürüz. Ya. Hayri, bana Cemil'i çağırır mısın? Başüstüne komiserim. Buyurun komiserim. Cemil, Ömer'i biliyorsun. Hani Zehra Hanım'ın oğlu. Evet komiserim. Şu andan itibaren Ömer'i 24 saat takibi alın. Gene başını belaya sokacak işlere karışmaya başladı. Başüstüne komiserim. He, izlediğinizi anlamasın ama. Emredersiniz komiserim. Tamam, çıkabilirsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bülent nerede? Bülent orada. Çağır. Burada. Ula! Ula! Ula gelme! Ula! Ula! Şehir çocuğu ya! Ölüm kusarım! Telefonu çalıyor ula! Ula! Senin şerefine çalıyor ula! Sın oğlum! Oğlum bak şu telefonu oğlum! Ula nereden çıktın sen? Bak şu telefonu oğlum! Alo! He baba! Ya ne bağırın sen? Dur, sevinçliyim! Kirve gelmiş, bak! Bak sana kirve vereyim! Baba! Alo! Ulusi baba, nasılsın? Ver elini öper! Gelin ulan! Ulan gelin! Saygılar sunarım! Ulan! Baba! Biz artık müsaade isteyelim Zehra anne. Tamam oğlum, ayağınıza sağlık. Şişt, biz arada yine uğrarız ha kanka? Sen yeter ki iste, anladın mı? Anında tak yanındayız. Tak. Yalnız ayıp olmazsa ben bir ayak yoluna kadar gidebilir miyim Zehra anne? Aa tabii oğlum. Seher, sen de kapıya kadar geçir abilerini. Tamam anne. Yine gelin çocuklar. Hadi güle güle. Tuvalet bu tarafta Cafer abi. Yetiştik. Ya ne sandın? Hadi atla artık. Ben arabayı otoparka bırakıyorum. Hı hı. Aa, akşama buluşalım mı? Ya akşam zor. Benim biraz işim var. Alman iş adamlarıyla yemek yemem gerekiyordu. Ama istersen yemekten sonra akşam İngilizce odana gelebilirim yine. Cem abi, bana yaptığın iyilikler için bir türlü teşekkür edememiştim sana. Ne önemi var? Önemli olan başına bir iş gelmeden meselenin hallolması. Valla sen olmasaydın kim bilir neler gelecekti başıma. Bu da sana ders oldu işte. Olmaz mı, hem de nasıl? Gerçi şarkıcı olma fikrinden de vazgeçmiş değilim. Ama nasıl olsa daha yaşım küçük, biraz daha beklerim. Tabii ya, en doğrusu bu.
Hadi gidelim. Hadi. Görüşürüz Seher. Hadi bay bay. Hallettin mi? Hallettim. Selamun aleyküm aşiretimin babası. Elever soğanlı ellerinden öpem. Aleyküm selam camışın oğlu. Kirveyi ne ettin? Vallahi yol yorgunuydu eve bırakmışım. Ha, iyi etmişsin. Baboş, çatal kullanmışsın. Sosyetik olmuşsun. Yok vallahi tokam yemem sağ ol. Yok yemem yok. Yiyeceksin. Allah. Evlat, az önce Mustafa Bey geldi. Bu ortaklık işiyle evlilik işini ayrı düşünelim dedi. Ulan niye öyle dedi? Bir bokluk vardır bu işin içinde babuş. Vardır. Ben Mustafa Bey'i biraz kurcaladım. Biri var Sibel'in hayatında. Allah seni tutar ede. Ben varım lo. Oğlum senden başka biri. Benden başka biri mi? Ula bak bu gömlek yine bana dar geliyor ha. Ulan onu kıymaya çeviririm ha. Dur oğlum dur. Kim lan bu kıvrak? Adı Ömer. İş adamıymış. Ne bir Kürt ister bu. Oo ablacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hamdini saray. Ya bırak yapma. Ya. Anne yapma. Anne vurma. Anne bir dakika. Anneciğim yapma ya. Nasıl akşam eve geleceksin? Ne oldu lan maç? İnildiniz mi? Olsun ya canınız sağ olsun. Toplayın milleti gelin benim. Ne bir Kürt ister uçan taş ekliyorum. Neden? Parayı bulmak için. Bulur muyum peki parayı? Kesin. Öyleyse neyim ben? Kurnaz. İnşaat işine mi başladın kurnaz bakkal? Sana ne? Ulan var ya, senin şu pirince koyduğun taşlarla 3 tane apartman dikilirdi şimdi. Alıcı değilsen boşuna işgal etme dükkanı kardeşim. Bakkal dükkanı burası, kahvehane değil. Öyle mi? Ne isterseniz alın oradan. Bırak. Hadi. Bırak onu. Çekil, çekil. Çocuğum bırak onu, bırak. Korkma şaşkın bakkal. Bundan sonra ödemeler nakit. Al bakalım. Al çocuğum. Hepsini al. Hepsini al. Paraları almayın. Paralar benim. Al şunu da. Al. Hepsini al çocuğum. Al şunu da. Saçlarımı. Canım sıkıldı kestim. Bir moda dergisinde görmüştüm. Çok ünlü bir manken öyle kesmişti saçlarını. Ben o kadar güzel değilim. Erkekler güzel kadınlardan hoşlanır. Bakımlı, eğitimli. Öyle değil mi Osman? Eminim sen de böyle düşünüyorsundur. Ama yine de umutsuz olmamak lazım. Her işin bir çaresi vardır.
Önemli olan pes etmemek. Bak, ben dün gece çok umutsuzdum. Ama şimdi başka. Sen de pes etme sakın, olur mu? Alış bunlara. Göreceksin. Kısa zaman sonra çok daha yakın olacağız seninle. İnşallah. Vallahi nefesi çok kuvvetliymiş. Kakan. Yok yok, Kadir inanır. Aa, şimdi tam salladın anne. Ömer Yelkenci. Ay, Allah nazardan saklasın. Çok güzel olmuşsun Ömerciğim. Sağ ol. Osman hava almaya çıkmış ha? He. Bak Eylül'e. Aa, ne yapmış öyle saçlarına? Deli kız saçlarını kesmiş. Yazık etmiş güzelim saçlarını ama. Bence de yazık etmiş. Aman ya, aman ya. Oğlum sen bütün gün böyle gözlükle mi dolaşacaksın? Ha, nasıl, yakışmamış mı? Yakışmış. Hadi ben yukarı çıkıyorum. Yalnızlık Allah'a mahsustur, çift tabanca. Şşş! Cavcu! Sende kene var mı ya? Kene? Ha. Ne yapıyorsun lan? Şaşırmış insan. Kene bakıyorum. Vay kömük insan vay. Bak bunca yıllık arkadaşız. İlk defa harbiden kömük bir espri yaptın ha. Espri mi? Espri yapmadım ki. Vay ketenbereci insan vay. Vay sazan insan vay. Anne. Bugün buraya Cemo'ya da Cafer geldi mi? İkisi birden geldiler. Osman'a geçmiş olsun demeye gelmişler. Anlaşıldı. Ne oldu? Ha, yok bir şey anne. Hadi ben çıkıyorum. Akşam? Aa, ya gecikeceğim ben, beni beklemeyin. Osman'ı da öp benim için. Belki yarın hep beraber alışverişe çıkarız. İnşallah. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına. Ortada bir tencere, boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Ayakkabının içinden 500 bin lira çıkması iyi oldu ha. Arada öyle atarım. Kumbara hesabı anladın mı? Vay mevduat sahibi insan vay. Bak ne diyeceğim. Ne? Bu gece Sıçanlı meyhanede şöyle güzel bir kafaları çeksek he? He. Hangi parayla? Oğlum, kostümcü Otello Kamil yeni bir oyun ayarladı. Dünya tiyatrosunun ebedi bir neferi olarak mesleğime devam ediyorum, değil mi? Hı? Hı? Si oyundan sonra alacağız parayı. Niye alamazsak? Sıçanı ödetiriz o zaman, ne var? Sıçanı? He. Uyar o zaman kardeşim. Kardeşiz değil mi biz ha? Harbi kardeş. Hem de kardeşin kralıyız anladın mı? Oğlum yapma şu iş kıyafetiyle ya. Allah be. Lan tamam be. Şşt Cavcu kızma işte al tamam. Ya, tamam. Al lan al. Al ya.
Sende bulaşık makinesi deterjanı var mı Fahsin efendi? Olmaz mı? Kızım niye kestin saçlarını? Bilmem. Canım istedi işte. Ama çok kötü olmuş. Fark etmez baba. Ha güzel ha çirkin. Ben önemsemiyorum böyle şeyleri. Ama ben önemsiyorum güzel kızım. Ben odama gidiyorum. Gece sıkı bir maç olacak. Ha, kimmiş bu sıkı rakip? Deli Bülent. Aa, duymuştum ben onun adını. Daha yenilmedi hiç. İyi. Ama bu gece ilk kez yenilgiyi tadacak. Bakacağız artık. Kemal Bey, siz iyi misiniz? Gördünüz mü Eylül'ün saçlarını? Gördüm, evet, kesmiş. Anlamıyorum. Nasıl yapabilir böyle bir şey? Kızlar bazen böyle yapar Kemal Bey. Bazen sırf değişiklik olsun diye. Bazen dikkat çekmek için. Belli olmaz. Kadınların sağa solu hiç belli olmaz. Evet, haklısınız. Kadınları anlamak gerçekten çok zor. ...45 dinlemede tamam. Takipte olduğumuz şahıs kuşkulu bir mekana girdi komiserim, tamam. Anlaşıldı, tamam, yerinizi koruyun. Benim gitmem gerekiyor. Kötü bir şey mi var Kemal Bey? Bakacağız. İçinde bir kız gelse. İçimde garip bir sıkıntı var. Allah hayırlara çıkarsın. Thank you.
Anne, sen iyi misin? Ne oldu? Bilmiyorum kızım. Neden ağlıyorsun?